sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün Adana Kadirlili, daha doğrusu artık Kadirli Osmaniye'ye bağlandığı için Sumbaşlı bir güzel insanla, bir eğitimciyle, bir siyaset adamıyla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız efendim. Sözü fazla uzatmayayım. Ben Ecdet Bey'e hoş geldiniz Ecdet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Yüksel Bey. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor. Sağ olun. Efendim Ecdet Bey'le yaklaşık bir yıl kadar falan önce İsmet İnönü Parkı'nda, herhalde İsmet İnönü Parkı'dır orası, öyle evet. Mi? Doğru değil mi? Evet, o hani namussuzlar kadar namuslular da bir ülkede cesur olmalıdırlar diyen efendim güzel insanın, Allah rahmet eylesin, adının verildiği parkta karşılaştık. Dedim abi bir Mertçe Söyleşi de bizi onurlandır. Ya dedi, ben sen dedi işte alıyorsun il başkanlığı falan, bizim ne işimiz var falan dedi. Ya ben dedim abi her yiğidin bir yoğurt yeme şekli vardır. Nasip bugüneymiş çünkü kendisi aynı zamanda Vatan Partisi Osmaniye birinci sıra milletvekili adayı. Osmaniye olması da benim için çok öncelikli oldu. Çünkü benim memleketim Osmaniye efendim. Elhamdülillah Gavurdağı çocuğuyuz. Evet abi, şimdi önce Ecdet Bey'i tanıyalım. Kim Ecdet Bey? Ben önceki adıyla Kadirli'nin, şimdi Sumbas'ın Kahvarlı köyünde doğdum. 15 çocuğu olan bir ailenin ortalarda bir çocuğuyum. Evet, 15. Anne 15, tek mi? 15, anne 2. 2. 7-8. Evet. Aile çok kalabalık. Akraba çevresi çok kalabalık bizim güveller. He, güveller bir hayli var. Bir hayli. O milletvekili bir tane güvel vardı. Evet, Hulusi güvel. He, Hulusi abi, evet. Öyle bir yerde doğduk, büyüdük. İlkokulu köyümde okudum. Daha sonra Kadirli Ortaokulu, Malatya Akçadağ İlk Öğretmen Okulu'ndan mezunum. 27 yıl öğretmenlik yaptım. Evet. Çeşitli yerlerde. Afyon, İzmir, Hatay, Adana'nın birçok ilçesi. Emekli oldum. Öğretmenliğim döneminde de hep öğretmenlerin sendikaları, derneklerinde filan üye veya yönetici olarak bulundum. Yani biraz her zaman örgütlü olma fikrini benimsedin. Fikrini benimsedim. Evliyim. 3 çocuğum var. İsimleri nedir? Büyük oğlum Kerem Yücel Güvel. Resim öğretmeni. Çok eşi güzel. De resim öğretmeni. Çok güzel. Selam olsun buradan. Evet. Küçük oğlum da resim öğretmeni. O Amasra'da. Evet. Yolunuz düşerse misafir olabilirsiniz. Şeyle karşılar. Evet. Amasra çok güzel bir yer. Bilmem gittiniz mi? Evet. Yok, gitmedim. Çok güzel. Türkiye'nin en güzel. Evet. Bu vesileyle gideriz o zaman. Referansımla bir inşallah. Tabii. Bekle. Evet. Haberim olsun. Kızım var bir. O da ortanca kızım. O da evimizde. Eşim öğretmen, emekli öğretmen. Bütün aile eğitimcisiniz yani. Evet. Peki bunu tetikleyen sebep ne? Bir de iki evli bir babanın çocuğu olmanın biraz böyle sosyopsikolojik şeyi oluyor mu üstad? Böyle üzerinde izi, sorunları. Çünkü çok evlilik benim de başımdan geçti. Çok tehlikeli bir şey. Çok yani uyumsuz bir şey ama o yıllarda nasıldı bilmiyorum. Üzerinizde müspet menfi izinden bahsedin biraz. Evet. O benim annem, büyük olan annemdir.
Evet. Küçük onu abla demiştir. He, sorun Allah Allah. Kardeşlerimizden de hiç ayrımız kayrımız yok. Yani bu analıktan bu filan diye hiçbir sorun yaşamadık. Müthiş bir şey evet. Ya, müthiş. Hatta faydası var gibi geliyor. Yani o kadar çok kardeş olmanın belki de iyi tarafı var. Yani çok... kötü şey yaşamadık. Evet. Ondan ötürü olumsuz bir şey yaşamadık. Evet, çok ilginç şeylerden bahsediyor. Aman bunu bir tavsiye olarak kabul etmeyin. Ben bu olayı yaşayan biri olarak iki hatunun arasında tam bir topa döndüğümü söyleyebilirim. Futbol topu gibi. O vuruyordu, öbürüne gidiyordum. Öbürü vuruyor, berikine geliyordum. Sonra açtım elimi, dedim Rabbim ikisinden biri beni terk etsin. Şükürler olsun ki. Efendim birisi beni terk etti de kendime geldim. Hala o travma zihnimde yer etmiştir. Aman ha aman, aman ha aman böyle bir şeye kimse tevessül etmesin diyorum ve. Peki abi neden siyaset? Yani Ecdet Bey neden siyaset yapar? Onu siyasete iten saikler, sebepler nedir? Öyle sanıyorum. Ailede, aile ocağında siyasetin olması, konuşulması daha doğrusu. Evet. Sonra yetişen insanlar da o yönde şey oluyor. Yani sanat konuşuluyorsa, evet. Siyaset konuşuluyorsa bir evde, yani komşunun bilmem ne dedikodusunu yapmak evet. Yerine bu tür şeyler varsa daha erken şey oluyor. Ben öğretmen okulu 5. sınıftan itibaren Türkiye nereye gidiyor, ne olur, bu milletimiz daha refah içerisinde nasıl yaşayabilir, başı dik nasıl yaşayabilir düşünmeye başlamıştım. Peki abi. Öğretmen okulu 5. sınıf gibi. O yıllarda 17, yani. 17 yaşlarındayız o zaman. Hatta arkadaşları da etkilendiler. Onlarla da birlikte o tür şeyleri tartışıp konuşuyorduk. Evet. Peki Türkiye nereye gidiyor Ecdet abi? Madem sen açtın, ta o zamandan beri buna kafa yoran bir zihnin, bir beyinin, bir duruşun, bir siyasi atmosferin insanı olarak şu anda Türkiye nereye gidiyor abi? Yüksel Bey, Türkiye'yi aslında bölgedeki bölgenin tarihi içerisinde düşünürsek daha iyi görürüz bence. Yani komşu ülkeler. Ben şimdi... Yakın zamanda bu Mehmet Perinçek'in Sovyet belgelerinde Kürt isyanları evet. Kitabını okudum. Orada şunu gördüm ki bu bizim Batı Asya dediğimiz şeyler buraya Orta Doğu diyorlar Avrupalılar. Evet. Kendilerini merkeze koydukları için Orta Doğu diyorlar. Kendilerinin evet. Doğusu oluyor. Halbuki bura bence dünyanın merkezi. Aslında bu Batı Asya bir merkez alıp kendilerini Batı demeleri gerek. Veya diğerine Doğu demeleri bu gerek. Bu olayın bilimsel izahı budur yani. İzahı. Matematiksel evet, izahı. Evet. Yani onlar kendilerini dünyanın merkezine koyuyorlar. Evet. Ve işte Uzak Doğu, Orta Doğu bilmem ne gibi tanımlıyorlar. Biz Batı Asya diyoruz öyle. Evet. O nedenle, bu nedenle parti buraya Batı Asya diyor. Asya'nın batısı. Evet. Ama dünyanın da merkezi, şundan merkezi, büyük devletler her zaman buraya hakim olmak istemişler. Tarihe bakıyoruz. O şeyde de gördüm, bu Mehmet Perinçek'in o şeyinde de gördüm kitabında. Şimdi İngilizler tutuyor, burada bir isyan çıkarıyor. Evet. Osmanlı döneminde olsun veya Cumhuriyet döneminde olsun. Hemen Cumhuriyet dönemindekilerde hep Sovyetler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kemalistlerin yanında. O evet. Raporlarda görüyoruz. Diğer şeyde bakıyoruz, Osmanlı döneminde bakıyoruz. Çarlık, İngilizler isyan ettirmişse Çarlık kendi şeyini, denetimini alabilmek için onun isyancının yanına para bile gönderiyor. Bizden tarafa gelsin. Evet. Buraya hakim olan dünyaya hakim oluyor. Şimdi örneğin Rusya Suriye'ye savaşı göze alarak müdahale ediyor bence. Evet. Niye ediyor? Ruslar
milli çıkarlar için yapıyor bunu. Yoksa Suriyelilerin kara kaşı, kara gözü için falan yapmaz. Evet. Kurtuluş Savaşı'na bakıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bizim kadar gayret göstermişler. Bizim Kurtuluş Savaşı'mızı kazanmamız için. Kesinlikle. Sovyetler. Evet. Bu nedir? Çünkü bu buranın İngiliz, Fransızların eline geçmesi Sovyetlerin yıkılması da. Evet. Şey çok enteresan. Yani kendilerini savunuyor. Bütün dünyada devletler aslında kendilerini savunuyor. Evet. Yani bir şey yaparken bakıyoruz böyle tesadüfi. Yani müdahaleler, karşı çıkmalar, desteklemeler kendi savunmaları için. Tabii milli çıkarlarını herkes evet. hesap eder. Şimdi bu bölgeye bakıyoruz. Biz işte aşağı yukarı 40-50 yıldır Türkiye'de silahlı mücadele var. İçimizde. Evet. Bilmem Suriye'ye bakıyoruz bu müdahale var, Irak'a bakıyoruz bu var. Nedir? Bunun hepsi toplam olarak bu bölgeye büyük devletlerin müdahalesi. Bölgeyle alakalı şeydir bu, yani diyorsun oyunlardır, spekülasyonlardır, dış mihrakların tahrikidir mi bunlar? Evet, evet. Evet. Bu işte o Kürdistanlarında da görüyoruz. Hepsinin arkasında büyük bir devlet var. Evet. Hiç istisnasız böyle. Şimdi öyleyse bu bölgede bölgeyle birlikte kurtulabiliyoruz. Biz yani bu Batı Asya ama kalıcı güvenlik ve refah bölgeyle birlikte olmamız da mümkün gözüküyor. Evet. Nedir bu Batı Asya Birliği dediğimiz? Azerbaycan, Irak, İran, Türkiye, Lübnan, Suriye, Mısır'a kadar 7 ülke 7 deniz evet. diyoruz. Bunun oluşturacağı bir birlik, bu birliği oluşturduğu zaman dışarıdan yapılacak müdahalelerin imkansız hale getiriyor. Bu şu nedenle de oluyor. Büyük devletler rakiplerinin eline geçmemesine de rıza gösteriyorlar. Yani A planları kendi eline geçirmek diyelim şey yapamadıkları zaman da rakibin eline geçmesin diyor. Evet. Şimdi bizim Kurtuluş Savaşı'nda bunun bir örneği var. Evet. Türkiye'yi o zaman Osmanlı topraklarını Çarlık Rusyası, efendim İngiltere, Fransa paylaşma şeyindeler. Her biri birbirinden de kıskanıyorlar tabii. Tek başına birinin eline geçmesine razı değiller. Evet. Çarlık Rusyası'nda ihtilal oluyor, çekiliyor ve hatta Türkiye'yi desteklemeye başlıyor. Fransızlar bakıyor ki Türkler Mustafa Kemal önderliğinde direniyor. Ve İngilizlerin eline geçmeyeceği anlaşılıyor. Evet. Bu sefer İngilizlerin eline geçmemesi için Ankara Anlaşması'nı yapıyor ve el altından ondan öncesinde de bizi destekliyor. Yani evet. İngilizlerin eline geçmemesi de onun için B planı. Evet. Yine kazanç. Müthiş. Bütün evet. bunları önceden kurguluyorlar. Evet. Zihinsel anlamda, pratik anlamda bu senaryolar hazır yani kesinlikle. Evet. Yani iyisi olmazsa bir geri çekilerek B planını uygulayarak hiç rakibi rişe ediyor. Öyleyse burada bu bölgede bu Batı Asya Birliği dediğimiz deminki söylediğim ülkeler bir araya gelip güvenlik ve ekonomik bir işbirliğine giderse bu zaten dünyadaki 5. büyük ekonomi oluyor şu anki haliyle. Evet. Ama bu bir de o birleşmenin doğuracağı gelişmeyi hesap edecek olursak daha ileri yani diyelim 2'ye 3'e bile inebilir veya 4'e bile inebilir. Ama şu anda 5. büyük ekonomi oluyor. Yani Avrupa Birliği bilmem ABD, evet. Çin, Japonya gibi filan böyle şeylere kıyas yaptığımız zaman. Kıyas yaptığımız peki zaman. Böyle bir birlikteliği, ittifakı, birleşmeyi kim engeller? Kim engellemek ister? Türkiye buna okey, onay veriyor mu yani mevcut haliyle, mevcut muktedir gücüyle? Türkiye'nin dışındakiler şu anda da ittifak sağlamış durumdalar. Suriye, İran, Irak Rusya ile hareket ediyor
Son şunda görüyoruz. Bir de Vatan Partisi bunu Suriye ile gitti, genel başkan görüştü. Evet. Suriye ile bu konuda Batı Asya Birliği'nin kurulmasının konusunda anlaşma yapıldı. İran'a gidildi. İran'la da yapıldı bu anlaşma. Evet. Mısır'da şu anda Vatan Partisi'nin temsilciliği var. Devletin temsilciliği yok ama yani elçilik gibi. Evet. Devletle irtibatlı olan. Evet. Orada çok bizim şeyimiz var. Evet. Mısır'a da gidildi. Mısır'da da işte o başında Oramiral olan bir Soner Polat'ın bulunduğu bir heyet gitti. Genel evet. Başkan yardımcımız bu amiral arkadaşımız. Orada da bu konu görüşüldü ve onlar da şey oldu. Bu konuda ikna olma değil, kabul etti zaten. Bu neden ihtiyaç? Hepsi bölünme tehdidi altında. Evet. Veya terör belasıyla uğraşıyor. Evet. Şimdi ya, bu zaten ne yapacak? Bu birlikte olduğumuz anda terör bitirilir. O dinidar diyoruz biz onlara. Evet. Bu IŞİD'ler, MIŞİD'ler. Dindar değil, dinidar. Dinidar terör örgütleri. Bölücü terör ne yapılır? Bir işbirliği onu bitirir. İkincisi yani güvenlik gelir. İkincisi de refah gelir. Bu ülkelerin her birinde çok önemli birbirleriyle alıp verecekleri, satacakları veya şey yapacakları kaynaklar var. Bizde örneğin çok eğitilmiş, genç bir nüfus gideriz. Oraların bütün müteahhitlik hizmetlerini yaparız değil mi? Yıkılmış, yakılmış şeylerin hepsini yeniden tamam yapabilir. Da üstad bunlar bir ütopya, bir hayal gibi görünüyor. Tamam, çok da güzel anlatıldığı zaman Mersce Söyleşi de bu masanın etrafında. Ama pratik olarak bu ne mümkün? Yani şimdi Rusya'yla bak şu anda biz bir dalaş içine girdik bile. Misal. Yani bu ne mümkün? Pratiği nasıl mümkün? Vatan Partisi'nin misyonu, efendim ağırlığı, oy oranı bunu yapmaya yeter mi, yeterli mi? Bütün bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Şimdi oy oranı tabii bugünkü oy oranıyla bunu yapamaz. Evet. Yani bu görünen oy oranı değil. Şimdi Atatürk Samsun'a çıktığında Yüksel Bey ne var elinde? Vallahi hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Örnek güzel, evet. Yani ordusu dağıtılmış, evet. Silahlar elinden alınmış. Kendi canı bile tehlikede. Parası yok. Evet. Ama bir şey var. Tarih bilinci var. Evet. Diyor ki Türk milleti esaret altında yaşamaz. Devleti yıkılırsa derhal yenisini kurar. Evet. Tarih. Evet. Elindeki en önemli şey bu. Bilinç bu. Tarih evet, bilinci. Evet. Bu yetiyor. Bu yetiyor. Bu diyor ki bunun hepsi bulunur. Hepsi bulunacak, hepsi yapılacak diyor. Niye? Evet. Buna dayanarak diyor. Evet. Şimdi biz de ona dayanarak diyoruz. Türkiye Atlantik'te Atatürk devrimini, Cumhuriyet devrimini kaybetti. Evet. Parçalanma tehdidi altında, ekonomisi krizden krize giriyor. Halkı refah içinde yaşayamıyor. Halbuki Türkiye öyle bir coğrafyaya sahip ki refah içinde yüzdürür bizi. Hele bu Batı Asya Birliği'ni kuralım. Çok ilginç şeyleri var Türkiye'nin. Şimdi bu Ordu milletvekili adayı geldi Ankara'da arkadaş. Evet. Vatan Partisi'nin partinin şeyi vardı. Dedi ki bir projem var. Nedir bu projen? Kars'a çikolata fabrikası kuruyor. Evet. Ordu'nun fındığını, çünkü süt oradan gelecek. Sütün taşınmasından fındığın taşınması daha kolay. Şeyi götüreceğim, oraya kuracağım. Fındığı oraya götüreceğiz. Dedim ki %70 de dedim fındık dünyada üretimi bizde diyorlar dedim. Evet. Ne %70'i dedi. Ya dedim %100'ü bizde dedi. Nasıl bizde oluyor %100'ü dedim. Dedi ki bizim ülkemizdeki yetişen fındığın dışında yetişen fındıklarla çikolata yapamıyorlar.
işte onların belli bir oranı varmış. Evet. Yağ oranı, bilmem ne oranı olmuyor. Ya illa bizim fındığımızı bulmaları gerek çikolata yapmak için. Yani dünyada biz çikolata tekelini elimize alabiliriz. Diye düşünüyorsun da ya. Ama Ayşe teyze diyor ki bu badem bıyıklı adam AK Partili mi diyor. Yani Tayyip Bey Cumhurbaşkanı da AK Parti'ye mi oyunu verecek gibi bir şey diyor. Bu yani hakikaten de sizin partiyle ilgili bu konuda spekülasyonlar da var. Yani işte efendim Silivri'de anlaştılar, dışarı çıktılar. Ondan sonra şimdi de yapıp ettikleri mücadele AK Parti'nin işine yarıyor diyenler var. Bu konuya cevabı nedir sevgili vekil adayımın? Çok güzel cevabımız var. Yani çok güzel değil de yani insanlar Türkiye'de en çok uğraşılan parti hangi parti? %3 oy alan evet. Vatan Partisi. İlginç değil mi? Çok ilginç hem de yani kafamı oynatacağım ya niye bu kadar üzerine gidiyorlar? Şimdi bize CHP'liler bizim oyumuzu bölüyorsunuz. Evet. MHP'liler bizim oyumuzu bölüyorsunuz filan derler. Evet. Ya bir şey böldüğümüz yok. Ama 20 tane parti katılıyor seçime. Evet. Bunun 4'ü parlamentoda, mecliste. Geriye kalıyor 16 tanesi. O 16'nın 15 tanesi bölmüyor. Vatan Partisi bölüyor. Çok ilginç. Bunun bizi götüreceği sonuç nedir? Şu. Bu emperyalist ülkelerin, Batı'nın, ABD, Avrupa Birliği gibi ülkelerin Türkiye üzerindeki ve bölge üzerindeki planlarını bozacak tek programın sahibi parti olduğu için. Türkiye'de Komünist Partisi var, iki tane hem de. Adı Komünist Partisi. Evet. Kimse niye komünistsin, niye bilmem nesin demez, Silivri'ye de götürmez. Bilmem belediye yapmaz. Başkanları bile var artık yani. Evet. Bilmem ona benzer birkaç tane daha sosyalistim diyen parti falan da var. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki program sosyalizm programı değil. Milli Demokratik Devrim Programı. Yani Atatürk'ün Cumhuriyet Devrim Programı. Evet. Onu uygulayabiliriz. Bu geçmiş ta 69'lardan beri Türkiye solu içinde tartışılıyor. Evet. Ve biz o gündür bugündür bu Milli Demokratik Devrim. Yani milliliği, bağımsızlık, demokratikliği de orta çağ kurumlarından kurtulup özgür yurttaş yetiştirme şeyidir. Budur önümüzdeki plan. Bunu gördükleri için psikolojik savaş yürütürler. Örneğin geçenlerde genel başkan Cumhurbaşkanı ile bir yerde karşılaştı ve bir tokalaştılar. Evet. Bütün şey yazıyor, çiziyor. Bunu hep bize soruyorlar. Kılıçdaroğlu kaç defa tokalaşmıştır? Evet. Bahçeli kaç defa tokalaşmıştır? Hiç gündeme gelmemiştir. Evet. Hiç kimse niye böyle tokalaştı filan dememiştir. Bu Vatan Partisi'ni böyle bir ciddiye alındığını gösteriyor. Evet. Yani genel başkanı öyle rastgele ya iş yapamaz gibi. Evet. Biri o yön ama ikinci yönü psikolojik savaş. Şimdi Silivri'den şeyli çıkarılmış değil mi? Pazarlıklı. Ne oldu? Davalar ne oldu? Çöktü. Davalar çöktü. Davada kumpası kuranlar şimdi içerideler. Evet. Yani çok enteresan. Burada bir şey. Çıkmaması mı gerekiyormuş öyleyse yani bir. İkincisi AKP özellikle AKP'den ziyade de Tayyip Erdoğan. AK Parti diyorlar kendilerine onlar. Neyse onlar evet. Öyle diyor. Biz de diğer CHP dediğimiz gibi AKP evet. Diyoruz. Yani orada bu şeyi Yüce Divan dosyasını Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan dosyasını hazırlayan parti bu parti. Her alanda şey yapan parti. Türkiye'nin her noktasında her ilinde daha o ile bakanı, başbakanı gelmeden bu partinin gençleri gözaltına alınıyor. Yani Türkiye'nin her yerinde bu partiyi
AKP'nin yani AKP'nin bakanları gittiği zaman orada protesto ediliyor bu partinin gençleri. Bir cümle tarafından. Bir şey söyleyeyim mi Sayın buyur, Necdet Bey? Buyur. Şimdi sevgili izleyiciler, gerçekten Vatan Partisi Genel Başkanı'nı eskimeyen İşçi Partisi Genel Başkanı aynı zamanda efendim Doğu Perinçek'i A'dan Z'ye herkesin birebir tanımasını isterim. Bütün Türkiye tanıyor ama yakın plandan tanımasını isterim. Hakikaten adam gibi adam. Aynı çağda canlı diri olarak yaşayıp da öbür dünyaya eğer bu çağda yaşayan herhangi bir genç, okuyan, yazan, farklı düşünen insan onu tanımadan göçerse büyük kayıp olur diye düşünüyorum Yüksel Mert olarak. Yani gerçekten Doğu Perinçek kendine güvenen, ne yaptığını bilen, öyle cezaeviydi, hapisti, mahpustu, işkenceydi. Bunları var ya saçının kılı kadar anlamlı bulmayan devrimci bir ruh. Adam gibi adam gerçekten mal varlığıyla, mücadelesiyle, azmiyle, kararlılığıyla ortada benim sevip saydığım, takdir ettiğim bir genel başkandır. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Buyurun efendim. Bunlar yani psikolojik savaş yürütülüyor partiyle ilgili. Parti önemseniyor. Parti Ergenekon davası oluyor. Partinin genel başkanı, genel başkanının yerine getirdiğimiz vekili, onun yerine gelen tek tek alınıyor. Bilmem diğer böyle şey etkin olduğu yayın bilmem ne gibi yerlerdeki insanlar yani aynı doğrultuda yayın yapan televizyon veya gazetedeki insanlar genel yayın yönetmenleri tek tek alınıyor. Oranın önemli şeyleri muhabir veya yazarları falan hepsi alınıyor. Silivri'ye götürülüyor. Demin söyledim. Yani şimdi Amerika'nın ilk rakibinin Komünist Partisi olması gerek. Komünistim diyen evet. Partiye öte git diyen yok. Buradan hareketle insanlar bunu görmeli. Yani gerçekten bu ülkemiz, vatanımız üzerindeki ve bölgedeki emperyalist projeleri önleyeceğini emperyalistler görüyor. Abi görüyor da yani bana sonucu söyle kardeşim, kaç oy alıyorsunuz? 200 bine yakın bile oy alamadınız. Tamam, nitelik diyorsunuz. Yani orijinallik diyorsunuz. Eyvallah, vatanperverlik diyorsunuz. Eyvallah ama abi oy yok. Yani nerede hata yapıyorsunuz? Tebliğde mi? Efendim mitingde mi? Mesela ben burada Sayın Doğu Perinçek'e sordum kardeşim, devlet partiye yardım etse kabul eder misin? Etmem dedi. Abi işte o mal varlığıyla da bu kadar edilir. Yani iktidar bir hayal sizin için diye düşünüyorum ben Yüksel Mert olarak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İşte demin Atatürk örneğini onun için derim. Evet, Samsun örneği. Yani bir, bu ülke, bu millet esaret altında yaşamaz. İki, devleti yıkılırsa devletini yeniden inşa eder diyor ya. Şimdi Türkiye bir vatanı bölünme tehdidiyle karşı karşıya, bunu kabul etmez bu millet, Kürdüyle Türküyle kabul etmez. Kesinlikle. Şimdi bizim burada şöyle bir şey var. Efendim Kürtleri PKK temsil ediyor gibi alınıyor olay ve şey yapıyor. Kürt bizim canımız. Kürt'ü ateşe sürüyorlar. Türkiye'de Kürdümüzün en yakın dostu Vatan Partisi. Neden? Onu ateşe sürecekler. Bak, ordulaştırmaya çalışıyor. Irak'taki, Suriye'deki, Türkiye'deki kişiden Amerika ordu kuracak. Efendim kol ordu kuracakmış. Yani ateşe sürecek. Bizim canımız yanar. Biz Kürdümüzü Amerika'nın elinden alacak partiyiz. Evet. Bunun için en dostu partiyiz. Şimdi bu programa mecbur. Bu mecburiyetler vardır der genel başkan. Mecburiyetler vardır. Yani Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bağımsızlık için ölmek var idiyse, ya istiklal ya ölüm denildi de Kurtuluş Savaşı kazanıldıysa, ülke kurtarıldıysa, şimdi de bir bölünme tehdidi,
İki, ekonomik olarak bu sıcak para ekonomisiyle Türkiye batağa gitmiştir. Bunu sokaktaki insanların daha fazla iş adamları da görüyor, sanayicisi görüyor. Esas oralardan da başladı. Türkiye'nin bu programa ihtiyacı olduğunu gören insanlar üretim ekonomisine geçecek. Ecdet abi, üretim ekonomisi noktasında noktalayalım. Rejiden bana bir işaret var. Bu işaret para demektir abi. Evet. Reklamlara gideceğiz. Abi. Şimdi sevgili izleyiciler, Ecdet Bey ile Vatan Partisi'nin efendim o 1 Kasım'la ilgili parti programından bazı anekdotları sizinle paylaşacağım. Ama reklamlardan sonra bunu yapacağım ve Mert'e soracağım. Ecdet Bey'den cevabını alacağız. Çünkü Ecdet Bey aynı zamanda eğitimci özelliğinin yanında Osmaniye Vatan Partisi 1. sıra milletvekili adayı. Osmaniye'de benim memleketim efendim söyleşi bütün güzelliğiyle devam edecek reklamlardan sonra.